Dilek sütunundan Ayasofya'nın özel alanlarından birisi olan İmparatoriçe Locası'na çıkmak için üst galeriye doğru ilerliyoruz. Daracık ve rampalarla dolu mesafeyi aştıktan sonra galerinin giriş kapısına ulaşıyoruz. Kapıdan girip Kuzey Galeri'yi sol tarafta bırakarak sağa doğru ilerliyor ve her zaman kalabalık olan İmparatoriçe Locası'na ulaşıyoruz. Kilise döneminde İmparatoriçe'nin ibadetine ayrılan bu bölüm, yeşil breş taşından küçük sütunları ve zemin döşemesiyle diğer bölümlerden farklılık arz etmektedir. İmparatoriçe'nin bütün törenleri net bir şekilde izleyebildiği bu mekan, apsisin tam karşısında İmparator Kapısı'nın üstündedir. Buradan ilerlediğimizde Güney Galeri'yi Batı Galeri'den ayıran mermer kapıya ulaşıyoruz. Batı Galeri'den bakıldığında iki ayrı kapı görüntüsü veren mermer kapının bir tarafının cenneti, diğer tarafının cehennemi temsil ettiği söylenir. Mermer kapıdan sonraki alan, Ayasofya'nın kilise döneminde Patrikhane mensuplarının dini toplantılar yaptığı ve devletin din işleriyle ilgili kararların da alındığı bir mekan olarak kullanılmıştır. Kapıdan girişte hemen sağ tarafta Ayasofya'nın en meşhur mozaiklerinden birisi olan Deisis mozaiği bulunmaktadır. Deisis'in kelime anlamı yakarış demektir. Tasvirde sağda vaftizci Yahya, solda Hazreti Meryem, ortada Pantokrator İsa bulunmaktadır. Mozaikte kıyamet gününde insanlığın affedilmesi için Hazreti Meryem ve Hazreti Yahya'nın Hazreti İsa'ya yakarmaları tasvir edilmiştir. Deisis panosu, mozaik tekniği ve tasvirin yapılış şekliyle dikkat çekmektedir. Yüzlerdeki canlılık ifadesi ve renklerin seçimi açısından oldukça başarılıdır. Cam, taş, altın ve gümüşten yapılıp 13. yüzyıla tarihlendirilen bu mozaik, Doğu Roma resim sanatında Rönesans'ın başlangıcı olarak kabul edilir. İstanbul, 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'ne şahit olmuştur. Bu tarihten 1261'e kadar Latinlerin kontrolünde kalan şehir, bu sırada her bakımdan büyük tahribata uğramış, birçok kıymetli yapı ve eser ya yok edilmiş ya da başka yerlere götürülmüştür. Ayasofya'da Deisis mozaiğinin karşısında, zeminde 4. Haçlı Seferi'ni yöneten ve 1205 yılında İstanbul'da ölen Venedik Doğu komutan Enrico Dandolo'nun mezar taşı bulunmaktadır. Ancak bu alan şu anda restorasyondadır. 9. yüzyılda orduda paralı asker olarak çalışan bir Viking askeri de Güney Galeri'nin orta kısmına mermer korkuluklar üzerine Halvdan buradaydı notunu kazımıştır. Güney Galeri'nin uç noktasındaki duvarda İmparator ailelerinin Ayasofya için yaptıkları bağışları temsil eden mozaikler bulunmaktadır. Bu bölümün nihai noktasından Kuzey Galeri'ye ulaşmak için geri dönüyoruz. Kuzey Galeri'nin güneybatı kısmında yapıdaki diğer mozaikler gibi göz önünde olmayıp kuytu bir köşeye yapılan İmparator Aleksandros mozaiğini görüyoruz. Doğu Roma tarihinde silik bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Aleksandros, İmparator Kapısı üzerinde secde eder durumda tasvir edilen 6. Leo'nun saltanatına ortak ettiği kardeşidir. Bulunduğu yer açısından Ayasofya mozaikleri arasında günümüze en sağlam gelen mozaiklerden biridir. Kuzey Galeri'den çıkmak için ilerliyor ve iniş rampalarında dini açıdan önemli kişilerin mezar nişlerini görüyoruz. Ana mekanın kuzey yönünden iç narteks'e, oradan da
güney yönündeki Güzel Kapı'da denilen vestibül kapısına ulaşıyoruz. M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen bronz kapı, Ayasofya'da devşirme malzeme olarak kullanılan en eski mimari elemandır. Kabartma şeklinde bitkisel ve geometrik desenlerle süslü kapı, 838 yılında Tarsus'taki antik döneme ait bir pagan tapınağından getirilerek buraya yerleştirilmiştir. Bu kapıdan geriye baktığımızda iç nartekse girişi sağlayan kapı üzerinde Ayasofya'nın en önemli figürlü mozaiklerinden biri olan Sunu mozaiğini görüyoruz. Mozaikte bir taht üzerinde Hazreti Meryem ve kucağında çocuk Hazreti İsa tasvir edilmiştir. Hazreti Meryem'in solunda kentin kurucusu olan İmparator 1. Konstantinos İstanbul maketini, sağında İmparator Justinianus Ayasofya maketini Hazreti Meryem'e takdim eder şekilde tasvir edilmişlerdir. Bu mozaikte Hazreti Meryem'in şehrin ve kilisenin koruyucusu olduğu vurgulanmak istenmiştir. Ayasofya'nın Güzel Kapısı'ndan avluya çıktığımızda Sultan 1. Mahmut tarafından 1740 yılında yaptırılan şadırvanı görüyoruz. Osmanlı mimarisinin bir şaheseri olan yapı, mukarnas başlıklı 8 mermer sütunun ve 8 kemerin üzerine yerleştirilmiş kubbe ve saçakla örtülüdür. Ayasofya Şadırvanı, başlı başına bir sanat abidesi olarak Osmanlı devri Türk sanatında en büyük ve en ihtişamlı tek şadırvan örneği kabul edilir. Şadırvanın yanında yine Sultan 1. Mahmut tarafından 1740 yılında yaptırılıp şu an restorasyonda olan Sıbyan Mektebi bulunuyor. Sıbyan Mektebi'nin karşısında Osmanlı döneminde halkın namaz vakitlerini öğrenmesi için yapılan muvakkıthane yer alıyor. Fossati kardeşler tarafından 1853 yılında inşa edilen muvakkıthane türünün en güzel örneklerinden birisidir. Yapının pencereleri, içindeki saatlerin dışarıdan bakıldığında herkes tarafından rahatça görülebilmesi amacıyla büyük yapılmıştır. Bu yapının sol tarafında 5 Osmanlı padişahı ve çok sayıda hanedan üyesinin defnedildiği türbeler bulunuyor. Girişi Bab-ı Hümayun Caddesi'nde olan türbelere ulaşmak için bu bölümden çıkıp 2 sol yapıyoruz. Önce Kanuni'nin oğlu 2. Selim'in türbesini ziyaret ediyoruz. Sultan 2. Selim henüz hayattayken Mimar Sinan'a kendisi için Ayasofya'nın yanında bir türbe yapmasını emreder. Ancak türbe padişahın ölümünden 3 yıl sonra tamamlanabilir. Dışı tamamen mermer kaplı, 8 köşeli olan yapı İstanbul türbelerinin en güzel örneklerindendir. Türbenin giriş kapısının iki yanına beyaz zemin üzerine mor, kırmızı, yeşil, mavi renkli çiçek desenli çini panolar yerleştirilmiştir. 16. yüzyılın en güzel çini örneklerinden olan bu panolardan sol taraftaki soluk pano aslının taklididir. 1895 yılında restore edilmek üzere Fransa'ya götürülen ancak geri getirilmeyen panonun aslı bugün Louvre Müzesi'ndedir. İçinde kalem işi ve ahşap süslemelerin kullanıldığı yapının duvarları ikinci sıra pencerelere kadar çini ile kaplanmıştır. Üzerine kalem işi bezemelerin yerleştirildiği lacivert zemine beyaz sülüs hatla yazılmış çini bir kuşak yapıyı dolanmaktadır. Ortasına dairevi bir madalyon içinde Rad suresinin 16. ayetinin dörtlü düzende yazıldığı kubbe, kırmızı zemin üzerinde Rumi ve palmetlerle süslenmiştir. Türbede 2. Selim dışında eşi Nurbanu Sultan, kızları, oğulları ve torunlarının kabirleri bulunmaktadır. 2. Selim türbesinin yanında oğlu 3. Murad'ın türbesi yer alıyor. Bu türbe Mimar Davut Ağa ve yardımcısı Dalgıç Ahmet Ağa tarafından 3. Murad'ın 1595 yılındaki ölümünden 4 yıl sonra inşa edilmiştir.
3. Murat Türbesi altıgen planlı, çift kubbeli, dıştan mermer kaplı olup ön tarafta ravaklı bir bölümü bulunan en büyük Osmanlı türbelerinden birisidir. Türbenin kündekari tarzındaki giriş kapısı geometrik şekilli sedef kakmalarla süslüdür. Türbe içerisinde Sultan 3. Murat, eşi Safiye Sultan, şehzadeler ve saraya mensup kadınlara ait kabirler bulunuyor. 3. Murad'ın oğlu Sultan 3. Mehmet'in türbesi de burada bulunmaktadır. 1608 yılında Mimar Dalgıç Ahmet Ağa tarafından yapılan türbe, dıştan mermer kaplı, 8 köşeli, çift kubbeli olup ortada büyük bir mekan ve giriş tarafında bitişik iki kısımdan oluşmaktadır. Türbeye giriş kısmının yan taraflarındaki duvarlarda dönemin klasik süsleme unsurlarından farklı olarak yapılmış yıldız, çiçek ve manzara resimleri dikkat çeker. Türbe içinde pencereler 3 sıra halindedir. Alt sıradaki pencere ve dolapların arası 17. yüzyıl başına ait İznik çinleriyle süslüdür. Çini süslemeler dışındaki kısımlar kalem işi süslemelerle bezelidir. Türbenin kitabesi Bab-ı Hümayun Caddesi'ne bakan tarafta bulunmaktadır. Türbe içerisinde Sultan 3. Mehmet, eşi Handan Sultan ve diğer hanedan üyelerine ait kabirler bulunuyor. Bu bölümdeki hikayesi en ilginç yapılardan birisi Sultan 1. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi'dir. Osmanlılar'da bilindiği gibi padişahlık babadan oğula geçerdi. Bu kural ilk defa bu türbede yatan Sultan 1. Mustafa için bozulur. Sultan Mustafa kardeşinin yerine tahta geçen ilk Osmanlı padişahıdır. Daha sonra akli açıdan devleti yönetemeyecek durumda olduğuna karar verilerek tahttan indirilir. Yerine 2. Osman geçirilir. Ancak 2. Osman'ın tahttan indirilip öldürülmesinden sonra 1. Mustafa tekrar tahta çıkarılır ve tekrar indirilir. Siyasi ve şahsi açıdan Osmanlı tarihinde farklı bir iz bırakan 1. Mustafa 1639 yılında ölünce hanedan türbelerinin hepsi dolu olduğu için ona yer bulunamaz. Naaşı 17 saat musallada bekletilir. Nihayet Evliya Çelebi'nin sarayda kuyumcubaşı olan babasının hatırlatmasıyla Ayasofya'nın avlusunda boş duran yağ mahzenine gömülmesine karar verilir. Aynı türbede yatan 2. padişahsa 8 Ağustos 1648 tarihinde tahtından indirilip 10 gün sonra öldürülen Sultan İbrahim'dir. Bu türbenin mekanı Bizans döneminde vaftizhane olarak kullanılmıştır. Bu sebeple yan bölümdeki vaftizhane avlusunda Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'daki en büyük vaftiz teknesi olan devasa bir tekne bulunmaktadır. Aynı yer Osmanlı döneminde ise bir süre Ayasofya'nın kandil yağları deposu olarak kullanılmıştır. 5 Osmanlı padişahı ve çok sayıda hanedan üyesinin kabirlerinin bulunduğu türbeleri de ziyaret ettikten sonra M.Ö. 2. yüzyıla ait kapısı, antik kentlerden getirilip yüzlerce yıldır onu ayakta tutan sütunları, 9. yüzyıldan kalma mozaikleri, 19. yüzyıla ait hat levhalarıyla 6. yüzyıldan günümüze farklı zamanlarda ve mekanlarda yaşayan kimliklerin hatıralarını içinde saklayan Ayasofya'da yolculuğumuzu tamamlıyoruz.